Mazhar'la Ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişler. Bu evlilik başta Mazhar'la Ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbet. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Ruhsar, kaynanası Menkıbe Hanım ve görümcesi Firdevs ile şiddeti vasatın hiç de altında olmayan bir sürtüşme içindeydi. Bu sürtüşmelerde her zaman olduğu gibi haklı bir taraf yoktu elbette. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader Ruhsar'ı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktı. İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Maalesef ayrılmalıyız sevgilim. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Sen zenginsin, bense fakir. Evet sevgilim. Ailelerimiz bizi hayatta evlendirmez. Sen zengin fakat gurursuz bir ailenin kızısın. Bense fakir ama gururlu bir ailenin oğluyum. Seni seviyorum ama ayrılmamız gerek. Hoşça kal sevgilim. Kısmetse öbür dünyada görüşürüz. Tüh be. Birbirlerine kadar çok sevdikleri halde ayrıldılar aşkım. Evet. Keşke sonu böyle bitmeseydi. Ne dedin sen? Keşke sonu böyle bitmeseydi ama... Biz de sonunu değiştiririz filmin. Nasıl yani? İşte böyle. Hiç ayrılmamalıyız sevgilim. Çünkü biz aynı dünyaların insanlarıyız. Sen de zenginsin, ben de zengin. Evet sevgilim. Ailelerimiz bizi hemen şıpşak evlendirirler. Sen de zengin ama gurursuz. Ben de zengin ama gurursuz ailelerin çocuklarıyız. Ne güzel. Öbür dünya yerine bu dünyada kavuşuyoruz. Yaşasın ay, kavuştular aşkım. Ay, benim iyi yürekli ve sevimli hayaletim sevenleri birleştirirmiş. Ne yapayım? Ben sevdiğim erkekle ömür boyu birlikte olamadım. Bari onlar olsunlar diye düşündüm. Niye öyle söylüyorsun ruhum? Bak ölü bile olsam birlikteyiz. Demek ki ölüm bile bizi ayıramıyormuş. Haklısın aşkım. Evet. Ama benim şimdi gitmem lazım. Ruhum niye gidiyorsun? Kalsaydın.
yani beraber kalsaydık buyur. Hmm, aşkım kalmayı ben de isterdim ama yukarıda bir takım değişiklikler oluyor. Benim de bulunmam gerek. Öbür tarafta değişiklikler mi? Ne gibi yani? Gerçi bu konuda fanilere bilgi veremiyoruz ama madem sen sordun söyleyeyim. Bizim cennet Leonesler'in cenneti güncelleştirme ve güzelleştirme çalışmaları var şu aralar. Cenneti güzelleştirme, güncelleştirme çalışmaları nasıl oluyor? Yani günün değişen şartlarına göre cennette de bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor aşkım. Bu görevi de fani tarafa gelebilen biz hayaletler görüp öğreniyoruz. Hadi ya, ilginç. Peki cennete katacağınız bu yeni güzellikler arasında neler var? Mesela Maraş'ın dövme dondurması var, kumpir var, internet var. Öğrenciyken ölmüş cennetlikler için sürekli tatil olan okullar var. İşte yani bunun gibi şeyler yani. Anladım canım, anladım Ruhum, anladım. Ama yine de gazlı edelim. Keşke ama belki sonra gelirim aşkım. Sen yat uyu, ben senin yanına yatarım usulca. Tamam mı? Tamam, yat. Yat bana bir şey demiyorum ama beni öyle manyak manyak uyandırma gene ha. Aa, bilemeyeceğim vallahi, orasını karıştırma. Hadi neyse aşkım, görüşmek üzere. Güle güle aşkım, güle güle. Güzel bir uyku beni bekliyor. Ya şu cennete uykuyu da alsalar ya, uyku gibi güzel şey var mı ya? Evet, ilanımızın başlığı şöyle. Dikkat, acilen gelin aranıyor. Aklı başında, hatır ve hürmet sahibi... En az 25 çeşit ev yemeği pişirmesini bilen, kaynana sever, 25 yaşını aşmamış, tercihan Mısır'da ölmek üzere bir dedesi olan gelin adayları aranıyor. Müracaat şahsen yapılacaktır. Adres bizim adres. İlanımız bu. Nasıl? İlan iyi olmuş mu sence de? Ay, bilmem. Daha önce de ilan verdik. Birbirinden moloz kızlar geldi. Eğer hatırlarsan. O zamandı. Dün dündür, bugün bugün. O zamandan bu zamana kızların hepsi güzelleşti. Baksana, televizyon kanallarının hepsi birer güzellik yarışması yapıyor ama ortalık gene de yarışmalara katılamamış güzel kızlarla dolu. Onlardan bir tanesi bile arasa bize yeter. Güzel kızlar da niye gazete yoluyla evlenecekse? Neyse, bu ilan şimdi yarınki gazetede mi çıkacak? Evet efendim. Mürüvvet ilanları köşesinde çıkacak. Ve yarın bizim için büyük bir gün olacak. İnşallah abinin beğeneceği bir kız çıkar da... ...bizim ilan paraları da boşa gitmemiş olur. İnşallah diyelim. İnşallah, inşallah. Benim içimden bir ses... ...yarın uygun bir gelin adayı bulabileceğimizi söylüyor. Diyorsun. Diyorum. Yok canım, ben demiyorum. Ay. İçimdeki bir ses öyle diyor. Hadi kalk, 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 uzatma, kalk, gidip yatalım. Yarına dinç olmamız lazım. Dinç değerli bir şey yok be kardeşim. İnsan biraz elmas pırlanta bir şeyler bırakır lan. Ne düşüncesiz insanlar yaşıyor lan bu evde. Ha? Sen bizi memurun evine mi getirdin? Yok be kardeşim. Ölmüş lan bu meslek. Yani bu gidişle bu feneri pil masraflarını bile çıkartamayacağız. Allah cezanı vermesin, sakarırım. Çık şuna. Çık. Ellerim titredi düştü. Ne yapayım lan? Yani titriyormuş. Lan oğlum salak mısın sen? Ne? Azer bir bürle gelseydi bir şey daha iyiydi be. Ne?
Sarı sen misin? Rüya gördüm galiba. Neyse. Rüyama devam edeyim. Bırak bu manzayı. Salak önce ben buldum. Yok ya. Esas önce ben buldum. Lan, salak mısın? Git kendine. Başka boza bul. Bana bak. Bu rahatlık yapma tamam mı? Bırak mısın? Bu ne ya? Ruhsar. Ruhsar kız doğru söyle sen misin? Ruhsar. Ruhsar. Alçak ruh. Deyyu hayalet. Benden saklanıyorsun değil mi? Ben seni yakalayayım da gör. Benim uykumu içine ettin. Ruhsar. 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 Neredesin? Ha? Neredesin? Şimdi bulacağım seni. Çık ortaya. Çık. Aman tanrım. İki hırsız. Aman tanrım. Bir hırlı. Aman tanrım. Bir hırlıya karşı iki hırsız. Kıpırdama. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Yoksa ateş ederiz. Tamam. Tamam durun. Teslim oluyorum. Ateş etmeyin. Yarat. Çok yarat. Yoksa ateş ederiz. Titremeden salak. Aa, yapmayın. Tamam. Ateş etmeyin. Aa, aa, aa. Yattım bak. Aa, yürü aa. Ben titrek. Çirişi kıralım bana. Hadi hadi. Yürü. Lan oğlum. Lan bu hem tırsak hem komik be. Şak şak. Biz bununla birlikte sahneye çıksak millet gülmekten kırılır lan. Ruhsar tam zamanında geldin ruhum. Ama sen söyler misin bu adamların burada ne işi var? Bunlar hırsız hayatım. Evimizi soymaya gelmişler. Ne? Ciddi misin? Yani şimdi bunlar hırsız mı? Evet hayatım bunlar şimdi şu an iki hırsız. Ne diyor lan bu? Adam korkudan kendi kendine konuşmaya başladı lan galiba. Komik ulan. Ruhsar'cığım şunlara kimin komik olduğunu göster bir zahmet ya. Tamam hayatım. Şey bakalım kimmiş komik? Amanin. Ne olduk lan biz böyle? Şarlı olduk lan. Ya işte komik böyle olur ya. Ana, ne yapacağız lan? Durduk yerde şarlı olduk. Lan oğlum ben korkuyorum bu evden. Hadi gidelim. Oh be. Vallahi gelmeseydin hapı yutmuştum ben Ruhsar. Ay yok canım daha neler. Adamların elindeki tabancalar çocukların oynadığı su tabancalarıydı. Görmedin mi? Tuz taban. Gördüm canım tuz taban işte onlar. Gördüm de morallerini bozmayayım şimdi. Boş ver. Söylemedim. Sen daha mı korkakmışsın be aşkım? Geldiğimde böyle sana su sıkıyorlardı. Sen de yerde böyle debeleniyordun vallahi. Ne demek ki böyle debeleniyordum? Korkmadım ben onlardan da. Gece yarısı insanın üstüne su sıkıyorlar. Ay! 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 Ne bu ya? Ay! Aşkım bir şey olmuyor. Sadece gök gürüldedi. Doğru. O gürleyen gök o. Gök gürledi. Masar, senin neyin var Allah aşkına? Her şeyden korkuyorsun aşkım. Ben mi korkuyorum? Yok canım ne korkması? Korku falan değil. Biraz sinirlerim bozuk ondan. Ama sen önceden böyle değildin aşkım. Neredeyse masar diyeceğim yere tırsar diyeceğim geliyor. Ruhum be, senden bir şey istesem yapar mısın? Yaparım tabii. Söyle bakalım ne istiyorsun benden bakayım? Nasıl söylesem? Hı. Bana biraz cesaret vermeni istiyorum. Biraz cesaret mi? Nasıl yani anlayamadım. Az önce söylediklerinde çok haklıydın ruhum. Bugünlerde bana ne olduysa her şeyden korkar oldum. Senden biraz cesaret rica ediyorum. Bana cesaret ver. Please. Peki hayatım. Sana istediğin cesareti fazlasıyla vereceğim. Hadi ne olur. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini bakayım? Çok iyi. Çok iyi hissediyorum. Aslan yürekli Rışar gibi. Aslan mı? Savun! Masar geliyor! Tırsmıyorum, korkmuyorum! Avrupa kupalarındaki cimbom gibiyim, bak! Evet, ilanımız maşallah pırıl pırıl çıkmış. İlk bakışta hemen görünüyor. Öyle mi? Ne güzel. Peki ilan çıktığı halde neden hala kimse başvurmadı?
Anne, saat sabah 6:15 geçiyor. Bu saatte hangi kız kalkıp da evlenmek için gazete alır ki? Ne varmış? Evlenmeyi istemenin de saati mi olur sanki? Mesela saat 14:30 ila 18 arasında mı evlenmek isterler acaba? Sabahın 6'sında evlenmek isteyen kızdan da kork bence anne. Bu saatte ben bile evlenmeyi düşünmem. Kalk bakayım hadi kalk 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 kalk. Car 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 car. Bana laf yetiştir için de git kapıya bak. Hadi. Üf 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 istemiyorum. Hadi. Harika Ruhsar'cığım, ellerine sağlık, çok güzel oldu. Cennetimizin yeni meyvesi, işli köfte ağacımız da hazır. Ay evet, çok güzel görünüyor be Gözüm abla. Gözüm abla, ha. Yoksa bunun yanında bir de şalgam deresi mi olsa acaba? Ay harika bir buluş, evsiz kutluyorum seni. Cennettekiler buna bayılacaklar. Düşünebiliyor musun? İşli köfte ağacının yanında bir de harul harul akan şalgam deresi. Ay. Kutlarım seni, çok güzel meyveler buluyorsun. Peki Gözüm abla, o zaman ben biraz fani tarafa gidip bilgi alayım. Git canım, git. Ah, ah. Keşke Saadettin'im de burada olabilseydi. Kendisini pek sevmem ama Gözüm abla. Menkübe cadısının evine gidip bir bakayım. Belki onda ilginç, güzel yiyecekler olabilir. Evet anneciğim. Senin de görmüş olduğun gibi gazetedeki ilan için gelen bayanlar... Bunlar. Ya, hoş geldiniz. Merhaba, ben Gül Göbek. 500 çeşit yemek yapmayı bilirim. Oo, çok güzel. Hoş geldiniz. Merhabalar, ben Safinaz. Yemek yapmayı bilmem ama dışarıda harika yemek seçerim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ben ses ilanı için gelmiştim. Sanırım yanlış gelmişim. Gelmişken ben de bir şansımı deneyeyim. Neyse, buyurun buyurun masaya oturun buyurun. Buyurun, buyurun. Şimdi her birinizin ayrı ayrı bu formları doldurması gerekiyor. Evet, buyurun. Biz daha sonra bunları değerlendirip sonucu size teker teker haber vereceğiz. Heh, yeni başvurular geldi. Hemen gidip kapıyı açayım. Evet. Doğum tarihini, babanızın adı, hepsini yazın. Ben geldim. Aman hoş geldin. Ay, bir sen eksiktin. Eksik kalmayayım dedim. Oh, oh, oh. Bunlar yine bir hatlar çeviriyor ama dur bakalım şimdi öğreniriz. Gazetedeki ilanınızı okudum Menkübe Hanım teyzeciğim. Ve hemen o dakikada 5+5 şeklinde aday olmaya karar verdim. 5+5 şeklinde mi? O nasıl oluyor? He, nasıl oluyor? Yani ilanın çıktığı gazeteden 5 tane aldım. Masar Bey'le evlenmek için 5 kere müracaat edeceğim. Mevzu şimdi anlaşıldı. Ama Reyhancığım, senin müracaat etmene hiç gerek yok ki, aşk olsun. Biz seni zaten tanıyoruz. Hayır efendim, ben Reyhan'ım diye özel bir torpil istemiyorum. Eğer kazanacaksam kendi bileğimin hakkıyla kazanayım. Bravo Reyhancığım. Keşke herkes senin gibi düşünceli olsa. Keşke. Nerede? Ay, hala bitmedi. Allah'ım yarabbim, çok geç kaldım da. Daha 8 tane gideceğim evlilik ilanı var biliyor musunuz? Neyse. Yeter. Ben çok geç kaldım, kusura bakmayın. Tabii ki Gül Göbek Hanım. Aman vakit kaybetme, kolay İyi gelsin. Günler. İyi günler. Ben bari ses yarışmasına gecikmeyeyim. Aa! Ben de bari evlilik formu doldurayım. 5 tane, hem de 5 tane. Ay, bunlar hiç adam olmayacak. Bu manyaklıklarını sevgili kocam Masarcığıma haber vereyim de o da gülüp eğlensin bari. Gelin, gelin. Bana 100 kişi yetmez alçaklar. Al sana, al, al. Benim adım Korkusuz Masar. Gelin, gelin, gelin. Benim cesur kocacığım rüyasında bile kahramanmış. Ama dur bakalım, gerçekten cesaretli misin? Küçük bir test yapalım. Bu ne be? Bu ne? Sen de kimsin? Yaprak sarması. Yaprak sarmasını sevmediysen seni ben biraz döner yapayım bakalım. Dön baba dönelim. Hacılara gidelim. Ha.
Görüyorsun değil mi Ruhsar? Ben artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Gece karşıma Kibariye'nin annesi bile çıksa ondan da korkmam. Ben cesurum. Vay vay vay. Bir mumyadan bile korkmadım Allah. Helal olsun. Doğru ya. Ben ona dün gece cesaret vermiştim. Cesurum ben, cesurum ben. Bey, ne zahmet ettiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Nedir bunlar? Göreceksiniz. Onu da alayım ben. Vay vay vay. Önder Bey, yoksa maaşlarımızı bundan sonra böyle mi ödeyeceksiniz ha? Saçmalamayın. Saçmalamayın da beni dinleyin. Babasoy kuyumculuğun reklam işlerini aldık. Altınlarını en iyi şekilde tanıtacağız arkadaşlar. Altın altındır ama Önder Bey, iyisi kötüsü olur mu? Olur tabii. Nasıl her şeyin iyisi ve kötüsü varsa altının da iyisi ve kötüsü vardır. Altının iyisini nasıl anlayacağız peki? Daha mı sarı olur? Ha, onu siz bulacaksınız. Eğer bulamazsanız kendinize maaş alacak yeni bir merci bulacaksınız. Kimse burada mısın? Aferin, böyle uslu uslu durun bakalım. Lafı uzatma da şunları topla. Bırak altınları yerine. Size bırakın o altınları dedim. Bize mi dediniz? Burada sizden başka altın alan var mı? Çorap kafalılar. Senin canın kafana kurşun yemek istiyor galiba. Bana bakın lan. Zümbükler. Şişt, yapma. Sizin kafanıza öyle bir çorap örerim ki bu kafanızdaki çorapları mumla ararsınız. Şimdi söyleyeyim bakalım, bu altınları bırakıyor musunuz, bırakmıyor musunuz? Ne diyor lan bu? Evet, bırakıyor musunuz altınları? Cevabınızı bekliyorum. Bırakmıyoruz lan, ne olacak? Bırakmıyorsunuz. Bırakmıyoruz. Sen? Sen de arkadaşınla aynı fikir. Son kararınız mı? Son kararımız. Bir arkadaşınıza bağlanın canlı terörü. Bırakmıyorsunuz. O zaman... Kanka sen ne yaptın böyle ya? Ya Mazhar abi sen bir kahramansın. Evet. Müzikler Mazhar. Bravo oğlum Mazhar, seninle gurur duyuyor. Sağ ol. Generation seninle gurur duyuyor. Generation seninle gurur duyuyor. Telefona bakayım. Nasıl ruhum, benimle gurur duyuyor musun? Maalesef seninle gurur duymuyorum aşkım. Çünkü yaptığın şey çok tehlikeliydi ve ölebilirdin. Merak etme, bana hiçbir şey olmaz. Bak Mazhar, senin bütün yaptıkların benim sana verdiğim cesaretle ilgili. Yani senin sorumluluğunu ben taşıyorum ya. İyi, hiç de değil. Ben zaten oldum olası cesurumdur. İyi o zaman, ben de bana kalan kısmını geri alayım bari. Ya niye olmuyor ya? Çünkü o cesaret bana ait de o yüzden geri alamıyorsun ruhum. Uf uf, böyle manyaklıklar da hep beni bulur zaten. Evet arkadaşlar, artık bu ajansın da bu ülkenin de bir kahramanı var. Ben Mazoli. Ne? Mazoli. İstediğiniz giysi hazır. Öyle mi? Peki nerede deneyebilirim bunu bir? Şu ilerideki kabinlerde deneyebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Gel bakalım, hadi bakalım. Kanka, ya bak abartıyorsun. Yani nereden çıkarıyorsun oğlum bunları? Allah Allah. Yani ajansta iki kişi yakaladın diye kendini kahraman ilan ettin. İlan etmedim oğlum. Ben gerçekten kahramanım. Hayatımda ilk defa bir kahraman görüyorum.
Evet, bu sizin için bir şeref olmalı. Çünkü ben ilk ve tek Türk kahramanıyım. Ya pardon ama göğsünüzün üstündeki M harfinin anlamı nedir? Siz müpermen falan mısınız yoksa? Hayır, ben kahraman Mazoli'yim. Mazoli mi? Siz Memoli'nin nesi oluyorsunuz? Aa, bir de o var değil mi? Onu bırakın. Ama yakında beni tüm dünya tanıyacak. Aslan yürek, deli yürek, cesur yürek Mazoli. Savulun kötüler, gerçek halk kahramanı Mazoli 24 saat kesintisiz hizmetinizde. Ayrıca Mazoli'ye mazoli.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Ray ray ray, ray ray ray. Yaşasın. Efendim, Saadettin'in bu hafta hayırlısıyla deniz mevsimini açıyor. Şimdi bu et kokan paletleri giyip de ayağına cuk diye denize dalınca Saadettin'im, denizin dibindeki bütün köpek balıkları etrafını saracak. Ve inşallah hayırlısıyla onun etrafını sardıktan sonra onu parçalar halinde ham yapıverecekler. Üf ya, üf ya, üf. Hayrola Ruhsar'cığım? Nedir bu ufların nedeni? Masara cesaret sihiri vermiştim gözüm abla. Şimdi o sihiri geri alamıyorum. Sen de geri alma. Daha iyi cesur olsun. Manyak manyak şeyler yapıp hayatını tehlikeye atıyor. Gözüm abla, eğer o sihiri geri almazsam her an ölebilir. Evet, haklısın. Fazla cesaret de tehlikelidir. Dur bakalım defterimiz bunun için ne diyor? Cesareti geri alma, cesareti geri alma. Bu sihiri geri almanın yolu yoktur. Ama demokrasilerde de çare çoktur. Verirken düşünecektin cesareti, alırken kullanacaksın iyi niyeti. Hoppala, bu ne iş ayol? Evet, bulmaca gibi bir şey bu. Verilen cesaret yüzünden ölürse fani kişi, ona bu sihiri yapan ruh cennetten alınıp cehenneme gönderilir. Aman tanrım, yani şimdi Masar ölürse ben cehenneme mi gönderileceğim? Ah, maalesef öyle Ruhsar'cığım. Çekilin lütfen. Uzak durun. Ne oluyor burada? Hey, sen de kimsin? Ben mi kimim? Ben sizin. Yani halkın kahramanı Mazoli. Mazoli mi? Ne oluyor burada? Ben hallederim, hiç merak etmeyin. Uzak dur, bomba uzmanlarını bekle. Size bir şey olmasını istemiyorum. Herkes çekilsin, yaklaşmayın. Sen saçmalama, çocuk oyuncağı değil bu. Bomba bu, bomba. Benim için çocuk oyuncağı, al şunu. Açılın, açılın. Herkes açılsın. Hiç merak etmeyin, ben hallederim. Hallederim, oradan bana idrar hallederim. Telaş etmeyin. Telaş etmeyin. Şimdi ne olduğunu anlarız. Gördünüz mü? Korktuğunuz gibi değil mi? Hayvanat bahçesinden bir aslan kaçmış. Vay hayvan vay. Merak etmeyin, ben hallederim. Herkesin kokulu burada mı? Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Ne oldu gözüm abla? Mazhar hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan bir aslanı ittire ittire kafesine sokuyor. Aman ya, aman ya. Yani başına resmen bir iş gelecek gözüm abla. İnsan nasıl elindeki cesareti bu kadar manyak işlere kullanır anlamıyorum ya. Ben sana demiştim değil mi? İlanla gelen kızların hepsi boloz olur diye. Ama hani o bir tane gözlüklü kız vardı ya, o hiç fena değildi yani. Ay anne, anne, o gözlüklü kızın gözleri 28 derece bozukmuş. Kız zaten yanlışlıkla gelmiş. Bizim ilanı, satılık arsa ilanı diye okumuş. Bu durumda Mazhar Bey yine bana kaldı. Diyorsun ama bence boşuna seviniyorsun. Çünkü abim seninle de evlenmiyor. Abim bence hiç kimseyle evlenmeyecek. Onun sayesinde ben de evlenemeyeceğim. İçin rahat olsun Menkıran. Kes, kes, kes. Allah zaten evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da annesi gerçek bir mürüvvet görsün diye gitti, Şöbiyet isimli karısından boşandı, Mürüvvet isimli yeni bir kız aldı. Ya. Ama siz de hep Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı örnek verip duruyorsunuz. Hiç siz Ruşen amcayı örnek almayı denediniz mi? Ha?
Aklınıza geldi mi bu? Yani nasıl yani? Pek anlayamadı. Şöyle ki, şimdi Ruşen amca ile Ruşen amcanın karısı oğulları Sedat'ı yetiştirme konusunda kim bilir ne kadar başarılı olmuşlar. Helal olsun onlara. Ama siz, siz Menkıbe Hanım olarak Mazhar Bey'i yetiştirme konusunda ne kadar gayret gösterdiniz ha? Yok size, yok, yok. Saçmalama Reyhan. Ay Reyhan, yeter, yeter. Aa, aa. Ay kafayı üşüteceğim valla. Zaten evlenmek istemeyen bir evlatla uğraştığım yetmiyormuş gibi bir de kalk ne konuştuğunu bilmeyen bir salakla uğraş. Merhaba sayın seyirciler. Flash Haber'de tekrar karşınızdayız. Şimdi sizlere biraz önce elimize ulaşan bir son dakika haberi veriyoruz. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nda bir otobüs aşırı süratten denize uçtu. Ancak o anda orada bulunan Mazhar Mahmutoğlu isimli cesur bir vatandaşımız hemen denize atlayarak otobüsteki tüm yolcuların hayatını teker teker kurtarmayı başardı. Ay inanmıyorum. Anne duydun mu? Ben duydum. Bu haber onların ellerine yeni ulaşmış. Nasıl da ulaşmış değil mi? Vay be abime bak. Bir otobüs dolusu insanı kurtarmış. Hayret vallahi. Kim? Sayın seyirciler, birazdan bu olayın kahramanı Mazhar Mahmutoğlu bizlerle beraber stüdyomuzda olacak. Evet sayın seyirciler, İstanbul Boğazı'ndaki otobüs olayının kahramanı sayın Mazhar Mahmutoğlu da stüdyomuza ulaşmış bulunuyor. Buyurun Mazhar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Sayın. Tamam. Mazhar Bey, bir otobüs dolusu insanın hayatını teker teker kurtardınız. Neler hissediyorsunuz, duygularınızı öğrenebilir miyiz? Seyircilerimiz merak ediyor. Evet. Bu benim gibi kahramanlar için çok normal bir olaydır. Nasıl ki bir berberin işi tıraş etmekse benim işim de kahramanlık yani. Yani biz size profesyonel anlamda kahraman diyebilir miyiz artık? Ben tıpkı Batman, Menemen ve Superman gibi bir kahramanım. Benim adım Mazoli'dir ve bu böylece bilinedir. Teşekkür ederim. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Anlamıyorum ya. Gayet kolay yaptım ruhum. Önce otobüsün acil çıkış camını kırdım. Sonra yolcuları teker teker dışarı çıkardım. Saçmalama Mazhar. O yolculardan 9'unun vefat etmesi gerekiyordu. Ya, sen öbür tarafın işlerine de karışıyorsun ya. Benim başım belaya mı sokacaksın sen? Ama ne yapayım ruhum? Çok cesaretliyim. Bu cesaretimi kullanmadan da yapamıyorum. Bence dursan iyi olacak Mazhar. Yoksa seni durdurmak için bazı tedbirler almak zorunda kalacağım. Nasıl yani? Mesela ne gibi tedbirler alabilirsin? Mesela şöyle tedbir alabilirim. Ruslan ne yaptın bana? Ellerini bu şekilde bağlı tutarsam hiçbir tehlikeye karışamazsın kocacığım. Ruslan çabuk çöz beni. Çöz diyorum sana bak çok fena olacak ha. Çözmezsen kafamı duvara vura vura intihar ederim ha. Hadi çöz çöz. Aman tamam tamam çözüyorum. Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkma ha. Ben artık bir kahramanım ve herkes beni tanıyor. Benden yardım isteyenlere yardım etmek zorundayım. Bu yüzden bir daha sakın bana karışma. Ruhsar. Alo. Alo. Kahraman Mazoli ile mi görüşüyorum? Evet buyurun ben Kahraman Mazoli. Mazoli Bey, bizim mahallede doğalgaz kaçağı var. Böyle bir şey karışmamalısın Mazhar, karışmamalısın. Ya öyle mi? Gaz kaçağını doğalgaz idaresine bildirin yakalasınlar. Gaz kaçaklarıyla ben ilgilenmiyorum. Alo. Mazoli Bey yetişin. 35 bin voltluk elektrik geçen trafoya çıktım ve şimdi inemiyorum, burada kaldım. Hayır, hayır, hayır. Alo. Alo Mazoli Bey, geçen kurban bayramında kaçan bir dana İstiklal Caddesi'nde dehşet saçıyor. Vay danaları. Alo. Mazoli çabuk ol, akıl hastanesinden kaçan üç tehlikeli deli bir asansörü kaçırdı. Alo. Mazoli, Rusya Çeçenistan'a girmiş, yardım edin. Diyorum ki, Mazhar'ın bu durumundan yararlanmak lazım. Diyorsun. Hı. Peki nasıl yararlanacağız sence?
Hazır bu kadar cesaretlenmişken minik kuşumu belki evlendirebiliriz diyorum. Evet, minik kuş cesur bir kartala dönüşmüşken evlenmeye de cesaret edebilir. Bak bak bak, şimdi dinle, dinle. Benim aklıma şöyle bir plan geldi. Nasıl bir plan? Şu bizim iki salak bakkal var ya. Evet. Onlara Reyhan'ı kaçırtacağız. Diyorsun. Sonra? Sonrasında Reyhan artık alo hatlarına çıkmış ve kötü yola düşmüş bir kız olacak. Biz de bunu hemen Masar'a haber vereceğiz. Masar da kahraman ya. Tabii hemen Reyhan'ı kurtaracak ve onunla evlenmek isteyecektir. Fena değil, olabilir. Yok canım, fena değilmiş. Hah, Allah Allah! Canım bir kere de otur sen de bir plan yap da ben de beğeneyim. Münasebet. İşte Taylan geldi, geldi! Evet, planın en zor aşamasına geldik. Reyhan'a planın anlatılması. Evet, maalesef öyle. Bakalım kaçıncı anlatışımızda kafasına girebilecek. Bakın, şimdi dikkat kesin, size yeni icadımı anlatacağım. Şimdi, eğer çayınızın açık olmasını istiyorsanız... ...şimdi bu görmüş olduğunuz poşeti buraya daldırıp çıkarıyorsunuz. Eğer biraz daha demli çay içmek istiyorsanız... ...sadece şu ikisini daldırıp çıkarıyorsunuz. İsterseniz daldırıp çıkarmayıp içinde tutabilirsiniz. Eğer biraz daha demli olmasını istiyorsanız... ...şu görmüş olduğunuz üç poşeti ya da dört poşeti... ...bunların hepsini bunun içine bastırıyorsunuz. Şu şekilde. Eğer diyelim ki demsiz içmek istediniz ya da... ...ya da çay içmek istemedi canınız. İstemeyebilir insanoğlu bu. Bunu buraya daldırıyorsunuz. Ya da yanına koyuyorsunuz. Nasıl? Çok zekice değil mi? Nasıl gidiyor gözüm abla? Ona hala bir sihir bulamadın değil mi? Ay, henüz bulamadım ama inşallah bulacağım Ruslarcığım. Birazcık müsaade et canım. Masarcığımın başına bir şey gelmeden ona bir an önce sihiri bulmanı istiyorum gözüm abla. Evet anne, muhteşemle muhteremin durumu tamamdır. İyi öyleyse. Ben Reyhan'a durumu anlatayım da... ...birazdan muhteşemler ona gittiğinde ne oluyor acaba diye şaşırmasın. Hı, ara. Reyhan, kızım. Bu garip sesler senden mi çıkıyor? Evet. Hepsini ben çıkartıyorum Bekme Hanım teyze. Nasıl? Aynı Sertab Erener'in adamları gibi değil mi? Ben de kendime böyle bir grup kuracağım da. Ay, bırak şimdi Sertab Erener'in adamlarını da beni iyi dinle. Bak, birazdan sana bakkal muhteşemle muhterem gelecek. Onlar ne derlerse aynen yapacaksın. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Hah, aferin. Bak Reyhan, bu plan sayesinde Masar'la mutlaka evleneceksin. Ya! Demek hemen evleneceğim ha? Yuppi! Yuppi! Tamam Bekme Hanım teyzem, canım Bekme Hanım teyzem benim. Ay artık bilmem anladı mı anlamadı mı? Biz sizi kaçırmaya geldik Reyhan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun o zaman oturunuz. Hadi oturunuz, geçiniz. Geçiniz ve ötünüz. Reyhan Hanım dediğim gibi biz sizi kaçırmaya geldik. Sizi kötü yola düşürecekmişiz. Alo hatlarında çalıştıracakmışız. Sonra da Maskar Bey sizi kurtarıp sizinle evlenecekmiş. Aa, bekleyemeyiz Reyhan Hanım. Bakkalı kapatıp geldik. Ekmek paramızdan olacağız. Ya. Olsun ama benim şimdi hazırlıklarımı yapmam gerekiyor. Madem ki bu işin sonunda evlilik var... ...benim altınlarımı ve paralarımı da yanımda getirmem gerekiyor değil mi? Al sen bunu. Konuş istediğin kadar. Ben gidiyorum hazırlıklarımı yapıyorum. Geliyorum. Tamam. Fazla konuşma. Harbi salak. Allah kahretsin. Kendini Süperman zanneden o salak yüzünden altınları kaçırdın. Bence o adam kendini Süperman sanmıyordu. Süperman'in ta kendisiydi. O kadar da değil, şahsı var. Şahsı var Sersu, salak. Pardon hoca ya, başında çorap var ya, tanıyamadım seni.
Bırak çorabı morabı da şu kadına bak sen. Cumhuriyet, Reşat, Hamit. Gitti hemen, taksi durmadı. Adlarını da biliyorsun ha. Salak, o kadının üstündeki altın çeşitleri. Hadi soyalım hemen. Yanındaki yarmaları ne yapacağız? Boş ver. Kimse kıpırdamasın. Bu bir soygundur. Ne? Asıl kimse kıpırdamasın canım. Bu da bir kaçırma olayıdır. Ne kaçırması? Biz bu kızı Akaniki hatlarında çalıştırmak üzere kaçırdık. Yapma ya. Evet, beni kötü yola düşürecekler. Bu işte iyi para var demek. Lan biz de üçümüzü kaçırıyoruz. Kaçırız. Yürü. Ama nasıl olur? Nasıl kaçırırsın? Üçümüzü birden nasıl kaçırırsın? Buraya oturayım mı? Biz ettik, siz etmeyin. Yani biz ettik ya, siz etmeseniz olmaz mı? Yani ayıp oluyor. Canımı yakıyorsunuz. Ben Mazzoli. Ben Mazzoli. Ben Mazzoli. Ben Mazzoli. Merhaba aşkım. Hoş geldin Ruhsar. Gözüm abla, yeni bir cesareti geri alma seyri geliştirdi aşkım. Şimdi onu denemem lazım. Yine mi Ruhsar? Ruhsar bak güzelim. Cesaretin mangal gibi yüreğim sayesinde. Yoksa senin o elften pırtan sihirlerin yüzünden değil. Niye anlamıyorsun? İyi tamam, yap hadi yap. İyi. Bak. Üf ya, yine olmuyor ya. Ya olmaz tabii, olmaz tabii. Söylüyorum ama anlamıyorsun ki. Baksana şu güce. Şu güce kuvvete bak. Ha? Koskoca ruhu nasıl kaldırıyorum bak. Nasıl çeviriyorum. Görüyor musun? Hadi sallanma iyi gün. Sallanma. Yürü. Yürüsene be. Yürü. Böyle aval aval yürü. Sallanma sallanma. Hadi. Geç telefonları başına. Bunların mı? Evet. Pardon ama bizim telefonlarla ne edeceğiz? Bunlar erotik alo hatları canım. Artık bunlar da çalışacaksınız. Sizi arayan erkeklere erotik şeyler söyleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Ne kadar güzel konuşursanız bizim de kazanacağımız para o kadar çok olur. Ya ama biz erkeğiz, nasıl olacak? Sesinizi incelterek konuşacaksınız. Ama benim sesim çok kalındır. Bakın. Yine de şahlanıyor aman. Kol başında yandım da gırtı. Maşallah maşallah, boru gibi ya. Maşallah maşallah, boru gibi. Ama ben senin o boru gibi sesini şimdi yontup inceltmeyi bilirim. Ay çok çabuk silinleniyorsun canım, bak hemen inceldi. Hatta istersen daha da inceltebilirim. Lay lay. Aferin aferin, geçin bakayım şu telefonların başına. Senin çalışacağın hat... Alo yavrum benim hattı. Senin çalışacağın hat herkese şapur şupur attı. Peki benim hattım ne olacak? Senin hattının ismi de Alo Çılgın İstekler Hattı. Evet kızlar. Başlıyoruz. Hepinize hayırlı olsun. Şupur şupur attığına hoş geldiniz. Ben herkese şupur şupur yapıyorum. Kimseye yarabbim şükür yapmıyorum. Alo, burası Çılgın istekler attı. Yavrum benden ne gibi çılgınlık istersin? Hadi canım, tabii bağlarım. Aferin işte, böyle çalışın. Mazzoli. Efendim müftülük. Senin bu ütülerini neden ben yapıyorum hiç anlamış değilim. Salak mısın müftülük? Ben bir kahramanım. Sen hiç ütü yapan Batman, ütü yapan He-Man, ütü yapan Battal Gazi gördün mü? Don Quixote'un donlarını kim ütülüyor? Sancho Pancho. Ah, aferin. O zaman ben Müfit Pancho. Evet, Müfit Pancho. Sana güveniyorum bir tek. Yalnız Mazzoli, dadını da bırakalım. Evet, dadım da biri geldi zaten. Kapı mı çaldı? Evet. Geldim, geldim. Geldim. Bye, bye, bye.
kaç kötü adam Reyhan'ı kaçırdı. Kaçırdı mı? O salağı kim ne yapsın ya? Bilmiyorum. Yani biliyorum. Onu kötü yola düşürmüşler. Erotik hatlarda çalıştıracaklar mı? Erotik hatlar mı? Ha, tamam tamam, merak etmeyin, merak etmeyin. Ben şimdi bütün erotik hatları arar, önce yerini tespit eder, sonra da gidip onu kurtarırım. Duydun değil mi müftirik? Duydum komutan. Bir de bu sihri deneyelim bari. Müfit Bey, acaba Reyhan'ı kurtarmaya gitmesek mi? Bize ne? Aman, korkak Don Kişot. Ne oluyorsun be? Heyt Bey, yaşasın. Bu sefer oldu. Ona verdiğim tüm sihirler yok oldu. Allah kahretsin, yine yağmurlar kesiliyor. Acaba diyorum, Reyhan'ı kurtarmaya gitmesen mi? Bana ne canım, Allah'ın salağından? Abi, ne demek oluyor bu? Sen bir kahramansın. Ne? Tabii ki gideceksin. Ne kahramanı be? Ah Reyhan, gitmen lazım. Evet, evet, gitmek zorundasın. Gideceksin. Ya tamam, tamam, tamam. Önce hangi alo hattında olduğunu bulmam lazım. Ben şimdi bundan sonra... Yani sen arasana Müfit. Aramam, sen arayacaksın. Ya, ay, Reyhan, aramam, Reyhan, sen arayacaksın. Ne korkaksın ya? Aa. Ay, bu kenarları son derece keskin olan CD'yi Saadet'in arabasını dikiz aynasına asacak. Yolda girerken ani bir fren yaptığında bu CD Saadettin'in kafasına saplanıp yarma şeftali gibi onun kafasını ikiye ayıracak. Ve Saadettin'im de hayırlısıyla benim yanıma gelecek. Ben de Masar'dan cesaret sihrini geri aldım gözüm abla. Bundan sonra ne yaparsa kendi cesaretiyle yapmış olacak. E hayırlısı olsun Ruslarcığım. İnsanın kendi öz cesareti en iyi cesaretidir. Bence de. Ha, olur mu hiç canım? Ya, tabii ya. Ki sana da şapur şupur. Öf ya. Öf ya. Öf. Yanlıştı var be kardeşim ya. Aa, burası yavrum yesinden sen hattı değil. Alo, yavrum benim hattı. Anladın mı? Yaşasın maskar geldi. Ne olmuş gelmişse? Hem gelmişse canımızı alacak değil ya. Aa, Maskar Bey! Yoksa siz de mi bu hatta çalışmaya karar verdiniz ha? Teslim ol. Teslim ol sen de. Kımıldamayın, yakarım ha. Esas sen teslim ol. Ya teslim olmayın Maskar Bey. Ben onu oyalarım. La 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 la. Öteki çok karıştı. Tamam bırak kızı. Tamam bırak kızı. Ne istiyorsan onu konuşalım. Ne istiyorsan onu konuşalım. Seninle Rus ruleti oynamak istiyorum kahraman bozuntusu. Kabul ediyor musun? Rus ruleti mi? Kabul edin Maskar Bey. Rus ruletinde kaybetseniz bile aşkta kazanırsınız. Ne olacak ki? Ya? Masar, kabul etme. Hemen tüyelim buradan. Yine yağmurlar kesildi ya. Ne zaman yağacak acaba? Dur ben bir meteoroloji komiteye girip bakayım Ruslarcığım. Ay gözlerime inanamıyorum. Bu ne ayol? Gel buraya gel, bak bak bak. Masar birileriyle Rus ruleti oynuyor. Aman Allah'ım. Ay inşallah Rus ruletinde kaybetmez. Çünkü Rus ruleti oynarken vefat edenler cennete kesinlikle alınmıyor Ruslarcığım. Şu yağmur yağsa da Masar'ımın yanına gitsem artık. Ya evet, durum çok tehlikeli.
Ben az kalsın ölecektim. Evet aşkım. Ruhsar, ruhum, hayatımı kurtardın. Galiba birazcık öyle oldu benim kahraman mazoliyim. Kahramanlık benim neyime? Ben kahraman falan olmak istemiyorum. Peki ne olmak istiyorsun? Söyle bakayım. Ben yalnız senin kahramanın olmak istiyorum ruhum. Öylesin zaten aşkım, öylesin, öylesin, öylesin. Öyle korktum ki. Yandım, yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar.